Gereği düşünüldü. Savunma makamının mahkemeye sunmuş olduğu kamera kayıtlarının hukuka aykırı ve usule uygun olmayan yollarla elde edildiği kanaatine varıldı. Bu sebeple kayıtların dosyadan çıkarılmasına, delil olarak dikkate alınmamasına ve sanık Oylu Yener Soy'un tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Anne. Anne bir şey yap. Ne olacak şimdi yani? Oylum tekrar hapse mi girecek? Ya hakim, yasa dışı elde edilmiş delil dedi. Çıktı işin içinden. Dilereceğim yani. Ama sen üzülme Tolgacığım. Elinden geleni yaptın. Peki daha fazla ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey yok. Buraya kadar geldin. Sağ ol. Ayağına sağlık. Ama yani bir şey yapmak lazım. Hani kabullenmeyeceğiz değil mi bunu? Hayır, tabii kabullenmeyeceğiz. Şimdi babası itiraz edecek. Ayrıca da deliller için ısrar edecek. Tolgacığım, yani senin işin gücün vardır oğlum. Yani buralara kadar geldin, zahmet ettin zaten. Ama şimdi bu durumda da gitmek, ne bileyim. Git, git. Yapabileceğim bir şey yok zaten. Gerçi doğru. O zaman bir gelişme, bir şey olursa beni haberdar edin, olur mu? Ederiz. İnanamıyorum ya. Bu çocuk yine hapse mi girecek? Bu hakimi tanıyan birilerine ulaşmam lazım. Nazan, senin yüksek kuruldan... Nereye gidiyor şimdi? Hakim Bey. Hakim Bey. Hakim Bey. Bir dakikanız alacağım, affedersiniz. Ben az önce yargıladığınız Oylum Yener Soy'un annesiyim. Hiç boşuna nefesini tüketme kardeşim. Ben öyle yalvarma yakarmalarla dava görmüyorum. Ben de öyle dava görmüyorum. Hatta bana öyle yalvaran yakaran olursa da davalarına şüpheyle yaklaşıyorum. Haklısınız. Nasıl? Siz de mi hakimsiniz? Evet, aile hakimiyim. Güzide Yener Soy. Memnun oldum hakim hanım. Yalnız kızımız için yalvarmanın hiçbir şey ifade etmeyeceğini bilin lütfen. Yalvarmayacağım, söyledim zaten size. Sadece birkaç sorum var. Onları sormak istiyorum müsaadenizle. Dinliyorum. Bakın, tıp fakültesinde okuyan genç bir kız. Suçsuz olduğu bir trafik kazasında. Üstelik de kaçma şüphesi yokken neden tutuklu yargılanır? Yani bu konudaki ısrarınız niye? Hayır, diğer şüphelinin babası büyükelçi olduğu için mi diye soruyorum ben. Ne demek istiyorsunuz siz? Ben bir şey demek istemiyorum. Yani kafamda böyle deli sorular var. Takdir edersiniz ki bir hakim olarak ben de duruma bir açıklık getirmeye çalışıyorum. Neden diyorum, neden hakim bey böyle bir karara varıyor? Neden? Mahkemeye yetişemedim, kusura bakma. Neşe'yle duruşmam lazım. Nasıl geçti? Zaten bir dakika sürdü. MOBESE kayıtlarını kabul etmedi hakim. Tahmin ettim. Hakimle konuşurken izledim seni. Bayağı bir sıkıştırdın adamı. Tehdit falan mı ettin yoksa? Valla yaptım bir şeyler işte. Başka ne yapacaksın ki Güzide? Burada sen hakim değilsin. Annesin. Evladını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Yapıyorsun da zaten. Üstelik çok da haklısın. Durum çok şaibeli Sezai. Tamam biz de yasa dışı bir şey yaptık. Yani o MOBESE kayıtlarını bir arkadaşımızın oğlu hackerlık yaparak buldu. Ama başka çarem yoktu. O görüntülerle oğlum ancak kurtulabilirdi. Silmiş olması zaten şüpheli olduğunu göstermiyor mu? Evet. Katılıyorum sana. Yani elçilikten ciddi baskı var bu adamın üzerinde. Annesinden belli. Olsun ama hiç canını sıkma. Dört koldan elimizden ne gelirse yapacağız. Oylumu kurtaracağız. Teşekkür ederim desteğin için. Ben duruşmaya geçeceğim. Avukat portalından takip ediyorum davayı, tamam mı? Sonra arar konuşuruz yine seninle. Tamam. Güzide içini ferah tut ne olur. Oylum beraat edecek. İnan bana.
Kapıyı aç. Oğlum Yenersoy. Benim. Buyurun. Ellerinizi uzatın. Oylumcum. Anne. Ne oldu? Tutuksuz yargılanacaksın. Tutuksuz? Evet. Bayağı çıkacak mıyım? Hani sen mi hallettin? Bunun önemi yok hayatım. İtiraz ettik. Hakim de bir daha değerlendirdi. Ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi gel, teşekkür. Hadi gel, işlemleri yaptıralım. Tamam artık ağlama hadi. Tarık, ha. Kahve? Kahve mi aldın? Sağ ol Nazancığım. Rica ederim, afiyet olsun. Oturayım mı? Gel, lütfen. Neye bakıyorsun? Bürodakiler mail atmış da karışık bir iş davası var. İtiraz yazılacak işte. İşler yoğun yani. Evet, yoğun. Allah kolaylık versin. Vallahi bravo Güzide'ye. İşini gücünü bıraktı, yaptı itirazını, tutuksuza çevirtti. Helal olsun. Merak etme babacığım. Her şey düzelecek. Davayı biz kazanacağız. Güzide'cim, helal olsun sana ya. Helal olsun. Ne için canım? Ne yaptın da hakimi ikna ettin sen? Aslında bir şey demedim. Sadece bir hakim olarak bu kararınızı nasıl verdiniz merak ediyorum dedim. O kadar. Başka bir şey söylemedim. Aferin sana. Aferin.